Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir kadın ve toplum programında da sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta Sadiye hocamla birlikte örtünün faydaları üzerine konuşuyorduk son olarak. Örtünün psikolojik ve sosyal hayata tesirinden bahsettik. Biraz yarım kalmıştı. O noktadan biraz daha tekrar devam etmek istiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Orada. bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Hocam geçen hafta biraz bize verilen sürenin sonuna geldiğimizden ötürü yarım kalmıştı konuşmamız. Tekrar kaldığımız yerden devam edersek örtünün insanın psikoloji üzerine faydaları nelerdir? Bahsedebilir misiniz? Evet, dediğiniz gibi ben zaten gerçekten o kadar kapsamlı bir soru ki, yani örtünün yararları, psikoloji üzerinde, sosyoloji üzerinde, yani bunlara gerçekten açmaya çalışırsak herhalde içinden çıkamayız. Ama biz yani dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışalım yine dediğiniz gibi. Mesela psikolojik yararlarını ele almıştık hatırlayacak olursanız. Yarım kalmıştı daha doğrusu. Burada şeyi anlatmıştık, hani bir kadın eğer örtünürse o örtüsüyle kişiliği oluşur. Yani gerçek tesettüre bürünürse kişiliği oluşur. Ve yani bu durumdan dolayı da büyük bir saygınlık kazanır. Saygınlık kazanınca da bu sefer yani kendine bir özgüven duygusu da oluşur. Yani mesela yine bunu kendi etrafımıza da baktığımız zaman, böyle örtümüzle çıktığımız zaman sanki yani bir dünyayı fethetmiş gibi bir rahatlık ve huzur vardır Güven, bizde. Evet, yani o yönden özgüven geliyor. hiç sorun yaşamıyoruz. Bakın mesela dedik, hani geri gelmişken anlatalım. Şimdi bizde mesela dışarı çıkarken şu kıyafeti giyeyim, bu kıyafeti giyeyim, çantam ayakkabıma uysun, ayakkabım bilmem neyime uysun gibi sıkıntılar yaşamıyoruz. Ha, yeri gelmişken yine söyleyelim, ama mesela örtüyü manasından çıkaranlar bunun derdine düşmeye başlamışlar. Mesela sıkma baş takıyor, örtülerini mesela sıkma baş olarak takıyorlar, ona çanta uyduruyorlar, ayakkabı uyduruyorlar, hatta etek ve tişörtlerini bile buna uyduruyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Yani strese giriyorlar. Bu bile onların psikolojisini bozmaya yetiyor. Bu sefer yenisini alayım. Aman beni gördüler. Hatta bakın mesela geçen gün küçük bir kız çocuğunu anlatıyordu biri. Diyordu düğüne gittik, işte ablasının düğünüymüş, ona bir kıyafet aldı. Kız da daha çok küçük, 5-6 yaşlarında bir kız çocuğu. Ben ikinci ablası da evlenecekti. Ben o kıyafeti giymek istemiyorum. Geçen düğünde giydim. Ve bunda gün hatta ben de espri yaptım. Ha dedim, sanki herkes seni izliyordu da sen o kıyafetin derdine düştün dedim. Gerçekten şaşırtıcı bir durum. Ya Yani. daha sistem çocuklarımızı küçücük yaşta bunu bu şekilde yapmaya başlıyor. Yani çocuklar büyükleri taklit ettikleri için haliyle büyükte gördüğünü o da aynı şekilde taklit ediyor, Çocuğun uyguluyor. yoluna girmesine sebep oluyor bu. Hatta ailenin maddi durumu da iyi değil. Buna rağmen hayır, ben bu elbiseyi giymek istemiyorum. Yani bilmiyorum, Allah'ın takdiri mi, o hafta içerisinde kaç tane bu çocuklardan, yani ayrı ayrı annelerden çocuklarının böyle şikayetlerinin olduğunu duydum. Bu da üzücü bir durumdur. Demek ki dediğiniz gibi bunu ailelerinden ya da çevrelerinden alıyorlar. Çevre onları bu hale sokuyor. Böyle düşüncede olan bir insanın bunalıma girmesine sebep oluyor. Ama ben mesela diyelim ki hani örtüsüne riayet eden biri ise hiç böyle bir sıkıntıya girmiyor. Ben sizinle hocam ufak bir şey paylaşmak istiyorum sizinle ve seyircilerimizle. Yakın zamanda bir arkadaşım işte sevinerek yanıma geldi. İşte kız kardeşinin örtüneceğini falan söyledi, bahsetti. İşte böyle müjde verdi sağ olsun. Dedik ay elhamdülillah falan, çok şükür. Çünkü aile de dört gözle bekliyordu. Çok istiyorlardı kızların örtünmesini. Akabinde de şöyle bir olay anlatıyor. Diyor ki işte telefon açmış abisine, ablasına. Evin küçüğü olduğu için hani küçüklerin biraz daha böyle biraz şımarık bir tavrı edası oluyor. Tek tek bütün aile büyüklerini arıyor. Herkese bana bir miktar para yollayın diyor. Herkes diyor ne yapacaksın bu kadar parayı hani. Yani her biri 200-300 yollasa epey bir mevla yapıyor. Aile kalabalık çünkü. Diyor örtüneceğim ya diyor. Diyor şimdi bana bir sürü yeni şey lazım. Diyor işte kap alacağım, ona uygun ayakkabı alacağım, ona uygun çantasını, şalını vesairesini alacağım. Diyor bir takım da olmaz, 2-3 takım en azından almak lazım. Her birine ayrı ayakkabı, ayrı çanta, ayrı şal. Tabii bu da epey bir mevla, yani büyük bir maddi küflettir. Şimdi biz de buna seviniyoruz. Aman açık olmasınlar da ne olursa olsun Yani şeklinde. tabii ailenin de öyle bir tesellisi var, diyorlar aman hani örtünsün de olan bu olsun hani. Yani en azından örtülmüş olacak diye. Yani değil mi? Artık Daha da külfetli oluyor. daha külfetli de oluyor ama şimdi işin tuhaf yanı yani sevinsen mi üzülsen mi? Yani bir yandan örtünüyor ona seviniyorsun. Bir yandan hani örtünün gerçek manasından o kadar uzak ki yani artık toplumda alışılagelmiş olduğu üzere.
Yani toplumda beklenen şekliyle bir örtü. Dediğiniz gibi. Yani Allah-u Teala'nın rızasına uygun değil, toplumun beklentilerine uygun bir örtü. Zaten diyorlar ya, inandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmak zorunda kalırsınız. Bize bile bunlar o kadar normal geliyor. Yani mesela eskiden pantolon giyen birine biz kesinlikle şeye bakmazdık. Yani böyle çok bakmazdık. Evet, çok böyle ayıplardık, kınardık ama şimdi o kadar alıştık ki. Yani neredeyse biz de onları öveceğiz. Bu size çok yakışıyor, güzel olmuşsunuz şeklinde cümleler kullanacağız. Yani aslında biraz şunun da herhalde tesiri var. O kadar aşırıya gitmiş durumda ki bazı giyim şekilleri. Artık evveli aslında çok da bizim yadırgadığımız haller şimdi hem normalleşti hem de aşırılığa giden birçok şeyin yanında çok sıradan kaldı. Yani aman işte bu kadar, bunun yanında bu hiçbir şey diyoruz yani. Artık o kadar biz de normalleştirdik onu. Yani daha doğrusu benimsedik herhalde biraz onu. Buna da şükür diyecek hale geldik. Evet, maalesef buna da şükür. Dediğiniz gibi ben de size benzer bir olay yaşadım. Bir tanıdığım genç kız örtündü. O kadar sevindim ki örtündü falan. Sonra dedim ki ona bir eşarp hediye alayım, elisi örtülmüş diye. Sonra onun eşarpları, bir ara evlerine gittim. Dolabındaki eşarplarını görünce almaktan vazgeçtim. Çünkü üstesinden gelemezdim. Evet, o kadar. 25 civarı bir eşarp. Hayır, hepsi, hepsi marka. Evet, eşarplar. Yani bu tesettür değildir. Yani o şalların, eşarpların fiyatlarını hesapladığınız zaman herhalde bir evin 2-3 aylık geliri falan. Evet, yani ona denk geliyordur tekabül. Bazen geliyordur. Onlar da espri yapıyor. Eşarplarımıza zekat düşüyor diyorlar ama gerçek kıyıp vermiyorlar ayrı. Belki de veriyorlardır. Yani çabuk sıkılıyorlar. Sürekli aynı şeyi. Bakın mesela sadelikten yanayız. Zaten bunu Allah'ın izniyle evvelden, yani sonradan da açacağız. Sadelik diyoruz. Şimdi diyelim ki koyu renkler giyen, sade renk giyen insanlar neden böyle bir derde düşsünler? Aman marka görünsün, aman eşarbım şöyle olsun, böyle olsun gibi bir derde takılmazlar. Zaten Allah-u Teala diyor ya, yani Allah-u Teala bizim kalbimize bakar, bizim dış görünümümüze bakmaz. Bu da gösteriyor ki hani tesettüre bürünen bir kadında kişilik oluşur. Yani kişilik oluştuğu için de böyle dertlere düşmez. Şunun şu eşyası var, bunun böyle, şunun şöyle gibi dertlere girmez. O ben Allah ile nasıl bir rabıta kurabilirim, öyle bir derde düşer. Hani bir söz vardır diyor ya, küçük insanlar kişileri, orta insanlar olayları, büyük insanlar düşünceleri konuşmaya başlarlar. Gerçekten tesettürüne hakkıyla riayet eden insanlar artık onun şu yani şu bu demekten yanı sıra bunun düşüncesi, şu düşünce nedir? İşte otururken mesela bir kitabı irdelerler. Ondan sonra ne bileyim böyle konuları konuşun. Daha seviyeli bir görüşme olur. Daha seviyeli bir dostluk ve arkadaşlık olur. Bunu da gerçekten görüyoruz. Yani bizzat insanlarda görüyoruz. Yani kişiliği oturmuş insanlarda, yani bayan olsun, erkek olsun, artık insanların kendi dış görünüşü hakkında ki fikirlerinin tasasına düşmüyor. Yani onun tasası kendi şahsiyeti, insanlara ne verebileceği, insanlarla nasıl iletişim kurabileceği, nasıl faydasının dokunacağı, yani İslam'a ve Müslümanlara nasıl, ne tür maslahatlar konusunda neler yapabileceği. Onun da derdi gayesi bu. Şekilci, yani, evet, yani onlardan çıkıyor. Evet, artık yani kişiliğe dönüşüyor dediğiniz gibi. Yani diyorum ya, mesela yine çalışan bayanları ele aldığımızda onlar yine bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Aman iş yerine gidiyorum, arkadaşlarım aynı kıyafetle beni görseler ne olur falan filan şekilde, bu onların bunalıma girmesine sebep oluyor. Bir de ilginç bir şey, mesela yani yine yapılan istatistiklere göre kadınların maaşlarının geneli kılık kıyafete, makyaja gidiyor. Evet, yani şimdi baktığımız zaman mesela çevremizde de var çalışan bayanlar. Yani gerçekten çalışsınlar, evet, yani ihtiyaçları vardır ya da ne bileyim o tür bir kariyer oluşturmak için kendi ne bileyim ya da arzuladıkları bir noktaya varmak için çalışmak istiyordur. Ama bunu yaparken o kadar büyük bir zahmetin altında ki aslında kadın. Çünkü hem dışarıda çalışıyor, hem eve geliyor, evde çalışıyor ve baktığın zaman aslında maddi anlamda eline geçen bir şey yok. Çünkü kazandığının bir kısmı işte kuaförüne gidiyor, giyimine gidiyor. Ondan sonra çalıştığı için haliyle daha çok eve fazla zaman ayıramadığından ötürü işte temizlik için ayrıca bir de birini tutmak zorunda kalıyor. Çocuğu varsa ya bakıcı tutuyor ya da çocuğu kreşe veriyor. Ondan sonra ay sonunda baktığın zaman eline maddi anlamda aslında pek bir şey kalmıyor. Evet, çünkü kazandığının büyük bir kısmını zaten giderlerine harcamış oluyor. Yani tamam, belki bir çalışma hayatının kendisine verdiği bir psikolojik manada bir tatminlik söz konusu olabilir ama maddi anlamda baktığınız zaman aslında eline çok da bir şey kalmıyor geriye. Yorgunluğu da cabası. Evet.
ya da çalışma hayatında karşılaştığı bir takım sıkıntılar, çünkü hani bahsediliyor. Evet. Bu tabii hala ev hayatına da yansıyacaktır. Eşiyle, çocuklarıyla arasındaki ilişkiye de yansıyacaktır. Çünkü gerçekten annelik, ev hanımlığı çok zor bir konum. Yani bunları hakkıyla yerine getirebilmek, layıkıyla yapabilmek emek istiyor, zaman istiyor, sabır istiyor hepsinden evveli. Sabrının bir kısmını dışarıda tüketmiş oluyor zaten. Eve gelince onlara ayıracak çok bir sabrı, tahammülü de kalmıyor. Evet, öyle oluyor. Acı bir durum gerçekten. Bir de tesettürün eğitim ile ilgili yönlerini ele alalım istiyorsanız biraz da. Aslında tesettür eğitimle ne alakası var? Şimdi tesettürün eğitimde olması için yani iki şart lazım. Bunlardan birisi erkeklerle aynı ortamda okumamak. İkincisi ise, daha doğrusu artık sıralamayı yapmayalım. İkisi de eşit statüdedir belki de. İkinci mesele de başörtülü, tesettürüne uygun bir şekilde okumasıdır. Bakın, karma eğitimlerin yaşandığı ülkelerde fuhşiyat o kadar artmış ki, yani anlatılacak seviyede değil. Yani artık böyle çocuklar, genç kızlar, hani bir düşünün, aynı ortamda okuyorlar, erkek ve kız karışık. Yani bu ortamda ne oluyor? Yani bir kere fıtrata ters. Şimdi ne vardı fıtratta? Kadın kendini beğendirmek istiyor. Erkek de onları beğeniyor. Mesela kızları beğeniyor, sürekli onları düşünüyor. Bu onun ruhi yönden çökmesine de sebep oluyor. Yani derste genç kızları gören bir erkek, yani böyle giyinmiş, kuşanmış. Bakın mesela yine bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Mesela biz eskiden okullarda, şu an gerçi bazı okullarda uygulanıyor, bazılarında uygulanmıyor. Zorunlu kıyafet durumu vardı. Şimdi zorunlu kıyafeti çıkardılar. Bazı okullar uygulamıyor. Bizim mahallede de bir okul var o şekilde. Yani kızların okuldan çıktığı saatte onları gördüğüm zaman ben büyük bir acı duyuyorum. Yani çocuklarımız okuyor o okullarda. Aynı sınıftadılar, ortaokul kızları, ama o kadar dar kıyafetler, o kadar açık saçık kıyafetler giyiyorlar ki. Hatta onların anne ve babalarına bile çok kızıyorum. Yani çocuklarınızı erkeklerin olduğu bir ortamda nasıl bu şekilde okula gönderebiliyorsunuz? Yani sizi hiç mi düşünmüyorsunuz? Yani normalde biz fıtri olarak aynı duygulara sahibiz. Bir anne olarak, bir baba olarak, kadın ve erkek olarak algıladığımızda bir erkek kızını ne tehlikelerin beklediğini biliyor. Yine bir anne, mesela erkek çocuğunun da nasıl onadan etkilenir, daha doğrusu dedim ya, bunun asıl meselesi kadınlardır. Yani kadınlar diyorlar ya, kadınlar düzelirse toplum düzelir. İşte bu da yine, bu kızlar bu şekilde giyinmezse erkekler, hele hele ergenlik çağına yeni gelmiş, daha tam böyle oturmamış, evet, gençlerimiz ne yapacak? Yani gerçekten bu içleri acısı bir durumdur. İşte bu da gösteriyor ki mesela karma eğitimin zararlarından biri. Bakın mesela karma eğitim olmayan okullarda, bakın bunun da en güzel örneğini İmam Hatiplerdir. İmam Hatiplerin sürekli, yani ilk günden beri başarısı Türkiye olarak ele alıyoruz. Öbür okullara oranla çok daha öndedirler. Yani bunun en büyük sebebi de erkek ve kızların aynı yerde okumamalarıdır. Ayrı ayrı okumalarıdır. Ayrı ayrı olunca ne oluyor? Bu sefer daha bir özgüven var. Yani mesela biri anlatıyordu. Ben diyordu, ortaokul bölümünü erkeklerle birlikte okudum. Oradayken yani tam böyle ağzımızdan bir kelime çıkacak, erkekler pür dikkat bizi dinliyor. Sonra biz konuştuğumuz zaman bizimle alay ediyorlar. Bu sefer biz aman bizimle yine alay etmesinler korkusuyla hiç ağzımızı bile açmıyorduk diyor. Ama daha sonra böyle İmam Hatip'e geçtim, kızların olduğu okula. Orada işte böyle erkek yok, rahat bir şekilde konuşabiliyoruz, rahat bir şekilde duygularımızı ifade edebiliyoruz. Yani müthiş bir özgüven duygusuna sahip oluyorlar. Gerçekten bunu biz kendimizde bizzat görüyoruz. Yani İmam Hatip'lerde okuyanlar daha böyle dillidir diyoruz, hatta espri yapıp. Onlar daha böyle haklarından çıkıyorlar, konuşkandırlar falan diyoruz. Asıl sebep budur. Yani böyle duygularına ket vurulmamış o anlamında. Hani böyle rahat bir şekilde kendilerini ifade edebilmişler. Yani dedik ya, fıtri olarak zaten erkek ve kadın birbirine ters, yani birbirine etkilendikleri için bu sefer derste erkek sürekli kızları düşünmeye başlar. Hele hele zaten okul çağları genellikle ergenliğin yaşandığı dönemlerdir. Kızlar da onlara işte ne bileyim kur, cilve falan yapmak. Yani bunu ben bütün kızlar için kullanmıyorum. Ama şimdi şu var, hani bayan cinsinde bir kendini beğendirme güdüsü var herhalde. Öyle bir içten, evet, gelen böyle bir duygu var. Fıtri bir duygu var. Kendini beğendirme ya da kendini ispatlama. Şimdi dediğimiz gibi bayan ya
şahsiyetiyle kendini ispatlayıp beğendirecek ya da öne sürecek erdemli bir özelliği, oturmuş bir kişiliği yoksa ne yapacak? Bunu güzelliğiyle, fiziksel özellikleriyle ön plana çıkaracak. Yani ya o ya bu. Hani ilkokul çocuklarında şey vardır. Hani çocuk ya çalışkanlığıyla öğretmenin gözüne girer, kendini öğretmene gösterir. Ya da muzurluklarıyla, yaramazlıklarıyla, işte esprileriyle öğretmene kendini göstermeye çalışır. Yani ikisindeki gaye de aslında orada fark edilmek iki öğrencide de. Biri daha normal olan çalışmayı kendine şiar ediniyor, yol ediniyor. Evet. Bir diğeri muzurluğu kendine yol ediniyor. Yani buradaki asıl gaye yani kendini göstermek, ispatlamak, ön plana çıkmak. Fıtridir dedik ya, mesela yine bununla ilgili bakın, mesela küçük kız çocuklarına hitap ederken, onları sevindirmeye çalışırken işte aman benim prensesim şeklinde. Ne kadar güzel olmuşsun, şu saçlar ne kadar yakışmış, cicileri ne kadar güzel bir şekilde cümleler kullanıyoruz. Ama bir erkeğe kalkıp prensim falan dediğimizde çok da hoşuna gitmiyor. Fakat ne kadar güçlü, aslan gibi, ne güzel atlıyor, topa ne güzel vuruyor falan dediğimizde mutlu oluyor. Yani fıtri olarak farklı duyguları taşıyoruz ya. İşte okul ortamı da böyledir. Yani mesela yine eğitim olarak da, hani Avrupa'da dedik ya, karma eğitim den dolayı o kadar fuhşiyat artmış, yeni önlemler almaya çalışıyorlar ve erkek ve kızları ayırmaya çalışıyorlar. Bakın mesela Türkiye'de geçen seneydi, Allah-u Alem, yurtlarda kızlar ve erkekler beraber kalıyorlarmış. Buna engel olmak için bazı yasal düzenlemeler yapılacaktı. Yine bu sözüm ona çağdaş işte düşünceliler büyük bir çığırtkanlık yaptılar. Yani neden işte onları ayrı ayrı, yani neden böyle düşünüyorsunuz? Bu zorbalıktır, bu despotluktur. Halbuki bu fıtrata terstir. Yani bir erkekle bir kız yan yana oldukları zaman nasıl derslerine adapte olabilsinler? Nasıl başarıyı elde edebilsinler? Başarıyı elde edebilmeleri için bir kere onların ayrı olması gerekiyor. Bir de sadece ayrılık yetmiyor tabii. Mesela diyelim ki aynı ortamda bile olsalar, tesettürüne riayet eden kızlar yine erkeklerin tacizlerine uğramıyor. Çünkü çekiniyorlar onlardan. Ondan dolayı yani karma eğitim ve tesettür konusu bu şekilde. Yani eğitime faydaları bunlardır. Evet hocam. Yine hakkınızı helal edin. Pardon, mesela biz anlattık gerçi. Şimdi dedik ya, bu konular zincir gibi birbirine bağlıdır. Biz anlatırken farkında olmadan öbürlerini de anlatmış oluyoruz. Ama mesela ekonomik yönden de. Hani dedik ya, tesettürüne riayet eden bir kadında şey derdi olmaz, şunu giyeyim, şunu takayım. Yine bu dönemimiz için bunu kullanamayacağım gerçi. Kadınlar markaya şart takıyorlar ve markalarını da görünecek şekilde bırakıyorlar. Ve ben örtülüyüm diyorlar buna da. Bu yanlış bir tesettür şeklidir. Ama gerçek bir manada örtüsüne riayet eden bir kadında giyim kuşam masrafı olmaz. Yani böyle onun derdine düşmez artık. Aslında yine israfa, hani burada değineceğiz yine. İsrafla alakalı. Sizi de bölüyorum hocam ama bir reklam arasına gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra tekrar buradayız inşallah. Kaldığımız yerden tekrar Sadi hocamla birlikte devam ediyoruz. Son olarak örtünün faydalarından bahsediyorduk. Sosyal psikolojik etkilerine değindik ve akabinde ekonomik etkilerine geldik, değil mi hocam? Biraz daha bize bahsedebilir misiniz? Yani örtünün ekonomik boyutu nedir? Dedi ki ya, zaten örtünen bir bayanda, hani gerçek manada tesettüre bürünen bir bayanda kendini beğendirme veyahut alma, çok fazla alayım duyguları oluşmuyor. Yani rahattır. Onun için bu ne olur? Tabii ki evliliğin de etkiler. Hani zırt pırt bir şeyler isteyen bir bayan olmaz. Hatta mesela yine bununla ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi beni çok etkilemişti. Onu seyircilerimizle de paylaşmak istiyorum. Ümmetimin erkeklerinin helakı kadınlar yüzünden olacaktır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sebebi de, yani bunun sebebi de kadınların istekleri bitmek tükenmek bilmeyecek. Sürekli isteyecekler. Ve istedikçe erkek bu sefer bulamayacak. Bulamayınca da ne yapacak? Harama bulaşacak. Harama bulaşınca da onun helak olmasına sebep olacak. Ve fitnenin başı kadınlar. Yani kadınlardan dolayı böyle olacak. Allah muhafaza, Rabbim bizi o kadınlardan eylemesin. Hiç yani acı bir durum gerçekten. Yani ekonomik boyutuna baktığımız zaman hocam, örtünün gerçekten de şimdi örtüdeki asıl maksat yani kendini muhafaza etmek. Yani oradaki şimdi günümüzdeki maksat ne? Yani birçok kesimde öyle maalesef. İşte tamam, örtünüyüm ama nasıl şık olurum? Hani örtümle evet, nasıl daha şık görünebilirim? Daha şık görünebilirim derken tabii haliyle bu çok daha küfletli bir hal almaya başlıyor.
Ama tersi duruma baktığımız zaman, yani kadının gayesi örtünmek, Allah'ın rızasına uygun bir şekilde örtünmek olduğu zaman, o zaten olabildiğince sadeliği tercih edecektir. Olabildiğince israfa kaçmamayı tercih edecektir. Hal böyle olunca dediğiniz gibi ekonomik sıkıntıların bir aileye yansıması, kişiye yansıması da söz konusu olmayacak Allah'ın izniyle. Bakın mesela İran'da Şah döneminde parfüm, yani kadına yani cinsel özgürlük adı altında özgürlükler tanınılıyor. Ve o dönemde İngiltere'de, hani İngiltere'den ithalat olarak parfüm satışlarında %500'lük bir artış oluyor. Düşünün, %500'lük bir artış oluyor. E tabii ki böyle bir şekilde onların ekmeklerine yağ bal sürülürse onlar daha çok kadının açılıp saçılmasını isteyecekler. Ve kadın neden, yani İran ve İngiltere örneği verdim, yani İran'dan İngiltere'ye o kadar ithal ediliyor. Yani İngiltere'den İran'a ithal ediliyor bu parfümler. Ve böylelikle yani kadınlar tamamıyla, zaten yine yapılan araştırmalara göre Türkiye'de dahi makyaja, kozmetiğe verilen satışlar Allah-u Alem ikinci sıradaydı, tam hatırlamıyorum. Ama yani tüketim sırasında ikinci sıradaydı. Yılda 22 milyon dolar mıydı neydi, tam yine hatırlamıyorum. Yani elzemlik sıralamasına geldiği zaman en altlarda seviyelerde yer alacakken, bakın mesela tüketimde ikinci sırada. Hani bu doğrudan satış sistemleri oluyor. Kadınlar evlerde böyle evet. Şey parfüm, makyaj malzemeleri satıyorlar. Yani onların evet, onları o kadar fazla kazanç elde ediyorlar ki. Yani nasıl, gerçi onları değil de onların başındakiler ediyor da. Yani kadınlar çok ilgi duyuyor buna. Çok çok satıyor. Bu da oluyor. Böylelikle mesela ekonomi, biz aslında ekonomik yönü o kadar geniş ki biz bunu başka bir bölümde modernizm olarak ele alalım bence. Yani bu hele hele bizim yarayan bir, yani şey, kanayan bir yaramızdır. Biz hani dindar kesimde de bu çok fazla artık. Zaten şimdiki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu modernizmin esiri olunması. Evet. Yani yaşadığımız birçok sıkıntının kökeninde bu var. Biz hep şeyden bahsediyoruz, yani açıklıktan, açık kadınların daha çok harcadığını, aslında günümüzde öyle değil. Dedik ya, öyle farklı bir ucube bir örtü çeşidi çıkardılar ki artık bunda bile yani bunlar söz konusu. Mesela ben bir ara bir arkadaşla konuşmuştum yine. Kendi komşularına anlatmıştı. Böyle İslami bir mahallede, burada değil batıda, İslami bir mahallede oturuyor. Yani şeyi anlatıyordu. Kadınlar kendi tesettürlü demeyeyim, örtülü kadınlar kendi jiplerine göre cep telefonu kılıfı bile alıyorlarmış. Düşünün yani, o kadar abartılı. Yine mesela İstanbul'da kapalı çarşıda bir ara böyle televizyonda Cumhurbaşkanı'nın hanımları falan mı ne mi gitmişti alışveriş yapmaya. Sonra onların ardından bu medyalar, yani gazeteciler, televizyoncular da gitmişlerdi. Evet. Yani güya böyle işte İslami kesim o kadar fazla ilgi duyuyormuş ki ev eşyasına, süse, adeta kendilerini bununla ispat ettiklerini düşünüyorlar. Şimdi bu gerçekten çok geniş bir konu olduğu için ve dedim ya, bizim kanayan yaramız olduğu için bunu başka bir bölümde ele alırsak bence iyi olur. Geniş bir şekilde başka bir bölümde. Biz son olarak şunu söyleyeyim, yani tesettürlü bir kadın Allah rızası için örtünmeli. Yani onun için, Allah rızası için örtünen bir kadına da tüketim esirliği söz konusu değildir. Hocam, örtünün bu kadar faydasından bahsettik. Yani örtünün işte insan sosyolojisine, insanın sosyal hayatına, daha doğrusu insan psikolojisine etkilerinden, tesirinden bahsettik. Hatta ve hatta insanın tesettürünün ekonomik açıdan dahi hani faydalarından bahsettik. Peki bu kadar faydası varken örtünün, insan, daha doğrusu bir bayan neden örtünmek istemez? Evet, bir bayan neden örtünmek istemez? Bir kadının örtünmek istemeyişinin en ana sebebi Allah'ı iyi tanımamasıdır. Çünkü Allah'ı tanıyan Allah'tan korkar, ondan korkan da ona daha çok yaklaşmaya çalışır. Hani bir söz vardır ya, insanları tanıyan onlardan kaçar ama daha doğrusu Allah'ı tanıyan ona yaklaşır, insanları tanıyan onlardan kaçar şeklinde bir söz vardır. Allah'ı tanımayan bir insan ne yapar? Yani mesela, yani bunu günlük olarak, yani yine gündemimize indirecek olur isek, mesela bazen bir arkadaşımız ya da bir tanıdığımız hakkında onu tanımadan evvel ön yargıda bulunduğumuzda ve sonrasında onunla tanışma fırsatı olduğunda diyoruz, aa hiç de tanım, yani daha doğrusu onu tanıma fırsatını yakaladığımızda, bu çok iyi bir insanmış, meğerse düşündüğümüz gibi değilmiş, çok böyle, yani onu övmeye başlarız. Eğer kaliteli bir insan ise, daha da yani bizim, daha doğrusu uyuyor isek birbirimize.
Ama Allahu Teala da işte budur yani, bila teşbih, teşbihte hata olmaz inşallah. O örneği, insan örneğiyle Allah örneğini verdik de sadece daha çok beynin yani kafalarımıza yerleşsin diye. Allahu Teala'yı da biz tanıdıkça onu daha çok seviyoruz. Çünkü gerçekten onu sevmenin en ana sebebi onu tanımaktır. Ve gerçekten onu tanıdıkça da onu kırmak istemeyiz. Yani bizden istediği her şeyi yerine getirmeye çalışırız. Mesela yine bizken baktığımızda böyle sevdiğimiz insanları rencide etmemeye çalışırız. Bizden istediklerini yerine getirmeye çalışırız. Onları kırmamaya çalışırız. Niye? Sırf onları seviyoruz ve sevgilerini kaybetmemek için. Allah-u Teala'yı tanıyan bir insan da onun sevgisini kaybetmek istemez. Bakın mesela müminlerin bir özelliği de diyor, günaha girmeyi cehennem ateşine girmiş gibi kötü addederler. Yani mesela tekrar bir günah ortamımız, örnek olarak başörtülüyüz, başımızı çıkarmamız bizim için adeta cehennemde yanmak gibidir değil mi? İşte biz Allah-u Teala'yı tanıdıkça onu daha çok severiz ve onu sevdikçe de onun emirlerini yerine getirmeye çalışırız. Allah'ı tanımayan insanlarda halen değişik duygular meydana gelir. Yani bunlar daha doğrusu değişik kişilerin oyununa gelir. Yani çevresi onu etkiler. En başında da şeytan onu etkiler. Nasıl etkiler? Mesela şeytan onun yaptıklarını ona tatlı göstermeye başladı. Hani dedik ya, birinci sebep Allah'ı tanımamaktır. İkinci sebep şeytana uymaktır. Allah'ı tanımayan biri, yani bir kalpte iki sevgi zaten bir arada bulunmaz. Yani bir kalp, mesela düşünün Üstad Bediüzzaman'ın tabiriyle, karanlığın olduğu yerde aydınlık söz konusu değildir. Aydınlığın olduğu yerde de karanlık söz konusu değildir. Eğer bir kalp Allah'ın sevgisiyle meşgul değil ise bu sefer başka sevgiler onu esareti altına alır. Şeytan mesela bunlardan biridir. İkinci sebep de zaten örtülde, yani bir kadının örtünmeme sebeplerinin başında yine şeytana uyması gelir. Şeytan ona süslü gösterir yaptıklarını. Mesela bir örnek verecek olursak, bir çocuğu, yani bir genç kızı düşünün, okula gidiyor ve ona neden örtünmek istemiyorsun, ha, örtülü değildir, işte örtünmeyi düşünmüyor musun falan gibi bir soru yönelttiğinizde şu cevabı alıyorsun: ben işte hayatımı elde etmek istiyorum, bir yerlere varmak istiyorum, bir şeyler kazanmak istiyorum, örtü benim bu kazançlarıma engel gibi düşünüyor. Bir engel olarak görüyor işte seni. Aslında bu düşünceleri ona yerleştiren şeytanın vesveseleridir. Ya aslında hani şimdiye kadar biz hep bahsettik, işte insanın fıtratına uygun olan tesettürdür. Yani Allah-u Teala insanı yaratırken fıtratına en uygun olan şekilde tesettürü ona emretmiştir. Şimdi fıtratına aykırı hareket eden insan ne yapacak? Bir şekilde bahaneler bulmaya çalışacak. Yani şeytan sürekli bir, ya da nefsi ona bir takım bahaneler üretecektir. Çünkü yaptığı vicdanını rahatsız eder. Fıtratına aykırı hareket ettiği için vicdanı rahatsızlık duyuyor. Ve vicdan rahatsız olduğu zaman doğal olarak insan kendi sürekli bir bahaneler üretmeye başlıyor. Yapmış olduğu hatadan dolayı vicdanını rahatlatmak adına bir takım bahaneler sıralamaya başlıyor. Yani buradaki asıl amaç kendini rahatlatmak. Dedik ya zaten bir sebep de budur. Yani nefsi davranmasıdır. Şimdi şeytana uyan biri dedik, yani örnek olarak bunu verdik ya, hani onu sürekli oyalar, işte sen ileride yaparsın, şimdi yapmana gerek yok. Ondan sonra bu senin geleceğini etkiler, bu senin özgürlüğünü kısıtlar. Yani tesettür senin özgürlüğünü kısıtlar, istediğini rahat bir şekilde yapamazsın. Bakın mesela ben yıllar önce Medineli bir aileyle tanışmıştım. Medine'de oturan bir aileyle tanışmıştım. Onunla konuşurken işte, ay siz ne kadar şanslısınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine her zaman geliyorsunuz, onu ziyaret edebiliyorsunuz dedim. Bana çok şaşırtıcı bir bilgi verdi. Gerçekten yani şok geçirdim bu cevabı verince. Dedi ki 24 yaşında olup Medine'ye bir kere bile gelmeyenler var. Yani Mescid-i Nebevi'ye, daha doğrusu Medine'de yaşayıp Mescid-i Nebevi, evet, evet. Ben şaşırdım ve nasıl olur dedim. Şey dedi, onlar gelirsek, hani eğer Mescid-i Nebevi'ye gidersek günah işlememiz gerekiyor artık. Eğer günah işlemesek de yani ileride gidelim, yani yaşlanınca gidelim. Aynen bizim günümüzdeki evet, düşünce. Var aslında bu var, inanç bizde evet. De yani. İşte hacca gitmek konusunda, gerçi artık biraz aşıldı bunlar. İşte. Evveli daha fazla vardı bu düşünce. İşte şimdi gitmeyelim, geldiğimiz zaman artık işte bir takım şeylerden alıkoymamız gerekecek kendimizi. Bir takım işte nefse hoş gelen şeylerden geri kalacağız. O halde işte günümüzü yaşayalım, gençliğimizi yaşayalım. İşte günümüzü gün edelim, yaşlanınca gideriz, tövbe eder evet. Geliriz. İşte yani bir de Medine'de bunu duymak insana şaşırtıcı geliyor ama... Dedik ya, fıtri olarak aslında insanlar birbirine benziyor.
benzediği için demek ki onların düşüncesi neyse buradakilerin düşüncesi de odur. Ve işte mesela örtü konusu da aynıdır. Yani ben ileride örtünürüm. Eğer şimdi örtünürsem birçok şeyden kendimi soyutlamam gerekiyor. Eğer soyutlanırsam da hedeflerime ulaşamam şekilde düşünüyorlar. Tabii bunlar zaten dediğimiz gibi hep nefsin ve şeytanın telkinleridir. Yani sürekli bir erteleme söz konusu. Halbuki insanoğlu ömrünün ne olduğunu bilmiyor. Evet. Hani Bediüzzaman Hazretleri diyor ya, dün zaten geçti. Gelecek diyor belirsiz. Bize kalan nedir? Bugünümüzdür. Evet. Yine bununla bağlantılı olarak hani biz sürekli erteliyoruz. Hani başka ibadetler konusunda da aslında öyledir. Yani işte namaz konusunda böyle, dediğimiz gibi tesettür konusunda böyle. Oysa baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde bizlere şöyle buyurmuştur. Erteleyen helak bulur. Çünkü yani ertelemenin sonu yok. Yani bugünümüzde dünün yarınıydı. Yani baktığımız zaman bu ertelemelerin bir sonu gelmiyor. Yani bizim bir garantimiz de yok. Bugün varız, yarın acaba var mıyız? Ya da bir saat sonra, bir dakika sonra var mıyız? Bize kalan o anımızdır. O anda ne yaptığımız, ne yaşadığımızdır. Bakın mesela kiminin düşüncesi de hani bu örtünmek istemeyenlerin gafildir ve gafil olduğundan da haberdar değildir. Aslında en kötüsü o. Evet, yani gafildir, farkında değil. Yani öyle olduğunun farkında değil. Mesela yine şey diyorlar işte, ya yapıyorum zaten, işte namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, başımı örtmüyorum ama Allah yeter, bunu kabul eder. Ya sanki Allah-u Teala'nın işine karışmak gibidir bu aslında. Hani böyle Allah-u Teala'nın emirlerini beğenmemek gibidir. Mesela Allah-u Teala hani örnekte şeytana diyor ya, Hazreti Adem'e secde et. Şeytan Allah-u Teala sanki bilmiyormuş gibi onun işine karışıyor ve diyor ki benim Rabbim diyor, ey Rabbim diyor, ben ateştenim, onu ise topraktan yarattım, ben ondan daha güçlüyüm. Halbuki onu yaratan da Allah, topraktan yarattığı Adem'i yaratan da Allah, Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yaratan da Allah. Hal böyleyken hayır, ben ondan daha güçlüyüm diyor. Şimdi burada da aynı, Rabbim ben örtünmüyorum ama işte namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, Allah beni affeder. Allah bunun için beni cezalandırmaz şeklinde böyle Allah-u Teala'dan eminmişler gibi. Yine bakın mesela buna bir örnek verecek olursak bir öğretmeni düşünün. Öğrencileri arasında bir tanesini çok seviyordur. Fakat bu öğrencileri işte yarı yıl tatili oluyor veya tatil oluyor, ödev veriyor. Ödev verince de diyor ki işte şunu şu kadar günde bitirin, konusu şudur, şu kadar zamanda da geri istiyorum sizden. Böyle bir durumda o sevilen öğrenci, zaten öğretmenim beni çok seviyor, yapmasam da bana bir şey demez, beni affeder, yani hiçbir sorun göstermez, o beni seviyor ya, derste başarılı bir öğrenciyim, örnek olarak başarılıysa da, bunun için sıkıntı yapmama gerek deyip götürüp hani o ödevi yapmazsa öğretmenim ne yapar? Yani onu da cezalandırır, çünkü orada bir sorumluluk vardır, bir görev vardır. Şimdi Allah-u Teala'nın bizden istediği de budur. Yani Allah-u Teala bizim dinimizi, yani dini ona has kılmamızı istiyor. Yani bize bazı görevler vermiş ise ona bağlı olmamızı istiyor. Ya örtüde ben kendi bildiğimi yaparım ama geriye kalan emirlerde Allah-u Teala'ya itaat ederim. Öyle bir şey söz konusu değildir. Dedik ya, hani Allah-u Teala bir mümin, bir kadın ve erkek için seçme ve hakkı yoktur. Yani Allah-u Teala bir işe hükmettiği zaman bizim için yapan, yani yapılacak tek şey ona itaat etmektir. Bakın yine mesela örtünmeme sebepleri olarak yine bunun en başında da nefsi. Yani daha doğrusu sıraladık işte, Allah-u Teala'yı tanımama, ondan sonra şeytana uyma, ondan sonra gafil olma, yaptığından da haberdar olmama ve hemen ardından da nefsi olarak ele alıyoruz. Nefsi zafiyetler de birçok şeyi kapsıyor. Mesela nefsi zafiyetlerden dolayı fazla açık olmadıklarını düşünüyorlar. Bu onların düşüncelerinden biri. Ya bir kıyas işte falan kesim ya da falan insanlar bu şekilde diyor, ben o kadar da açık değilim deyip hani kendine biraz daha böyle işte şey buluyor, bahane buluyor yine kendine. Evet. Kendi yaşam tarzına, mesela kendi giyim şekline. Biri, ben tekrar açılabilirim korkusu yaşıyorum. Evet, böyle bir psikoloji de var gerçekten. Evet. Mesela işte genç kızlarımıza ya da işte genç bayanlara bu şekilde telkinlerde bulunduğu zaman hani tesettür konusunda işte örtülmek istiyorum ama işte korkuyorum ya, sonra bana zor gelir de tekrar açılırsam. Yani bu onun için bir sıkıntı, bir yani mazerettir aslında. Nefsi mazeretlerdir bunlar. Bir vesvesedir, ona bir bahane. Ya yani şunun gibi, ben namaz kılmak istiyorum ama onun gibi mi oluyor, namazı bırakabilirim? Yani böyle bir şey söz konusu bile değil. Şimdi bu onların öne sürdükleri mazeretlerdir. Bakın mesela yine dediğiniz gibi böyle tanıdık bile tanışmıştım. Gördüğü rüyaları,
Onunla böyle tam anlatmıştı işte, çok güzel rüyalar görüyorum, şöyle oluyor, böyle oluyor, örtülmek istiyorum ama açılırım korkusuyla. Niye açılacaksın? Ya yani sen Allah-u Teala'ya dedi ki ya, böyle Allah-u Teala bir gönlüne girmiş ise o gönlünden çıkmaz. Çünkü Allah-u Teala kutsi hadisinde diyor ki, bana bir adım gelene ben 10 adım yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak giderim. Yani Rabbim bizi terk etmez ki. Burada da aslında Allah-u Teala'nın bir nevi işine karışmak gibidir. Yani ben bunu yapabilirim, bunu edebilirim. Niye? Yani sen onu tam olarak gönlüne yerleştirdikten sonra neden böyle bir sıkıntıya giresin? Konunun başında dediniz ya, Allah-u Teala'yı tanıyamamaktan kaynaklanıyor. Evet, gerçekten de sorunların kökeninde yine bu var. Allah-u Teala'yı tanıyamamak. Onu tanımamış olmak. Hani... Çünkü onu tanıdıkça seviyor, muhabbeti, ona karşı bir muhabbeti oluşuyor ve gönlünde daha fazla yer ediniyor. Hı hı. Ve ona karşı daha hassas oluyor. Onun emirlerine karşı daha hassas oluyor. Hı hı. Onun rızasını kazanmak noktasında daha hassas oluyor. Onu kırmak istemiyor. Bakın mesela yine önemli meselelerden biri de şeydir, benim kalbim temiz düşüncesi. Yani kalbinin temiz olduğu doğru, kalbin temiz olabilir. Fakat kalbinin temizliğinin dışa yansıması gerekmiyor mu? Yani en çok karşılaştığımız cümlelerden biri de budur. Benim kalbim temiz, ben yapıyorum. En sık kullanılan bahanelerden bir tanesi. Evet. Yine mesela başka bir düşünce de vardır. İşte ben örtülere bakıyorum, onlar ne biçim örtünüyorlar. Ben de onlardan örnek almıyorum. Aslında burada haklı yönleri olabilir. Mesela diyor, sorun İslam'da değildir. Sorun İslam'ı yanlış tanıtanlarda, bunun etkisi vardır. Eğer biz doğru bir İslam'ı yaşar isek insanları etkileriz. Ama etkiliye yani yaşamadığımız zaman da ne oluyor? İnsanların yani bizim bize bakıp da kötü örnek almalarına sebep oluyor. Fakat bununla kendilerini kurtaramazlar. Çünkü bizim kadar onlar da sorumludurlar. Akıl vermiş onlara da sonuçta. Evet. Ve akıl en büyük bir nimet ve en mesul olduğumuz konulardan bir tanesi. Allah-u Teala onları da sorumlu tutacak. Bu bahaneden hiçbiri geçerli olmayacak öbür tarafta. Bakın yine mesela örtünme sebeplerinden biri de evlenmeme korkusu. Yani düşünün. Yani evde kalırım korkusu kızlarda, evet. Yani ben eğer örtünürsem, örtü altına girersem kimse beni görmez, beğenmez ve böyle hiç evlenemem. Halbuki baktığımız zaman yani insanın kaderinde ne varsa o olur zaten. Hiç alakası olmayan evlilikleri duyduğumuzda şok geçiriyoruz. Mesela biri, bir gelinin, bir kızın Almanya'ya gittiğini veyahut işte İstanbul'daki birinin gelip Diyarbakır'daki biriyle tanıştığını, evlendiklerini duyduğumuzda aa nasıl olur falan diyoruz ama yani mukadderatta ne varsa o olur. Böyle bir düşünce de, hatta bunu biz evvelden de konuşmuştuk. Erkekler aslında örtülü kadınlarla evlenmeyi daha çok tercih ediyorlar. Bir de yine bir konuya daha değinmek istiyorum. Bakın mesela lise ve üniversite okuyan öğrencilerin genelliği açık olduğu için dedi ki ya, güya uygar toplumlar açıktır. Bizim de açık olmamız gerekiyor. Onun için örtüye karşı çıkmışlar demiştik evvelden. Hani bir düşünceleri de budur. Onun için değişik işte düşünceli çağdaş fetvacılar güya çıkmışlar. Onların bir düşüncesi de işte, ben üniversitedeki öğrencilere gidip İslam'ı anlatayım. Onları ama örtülü gidersem beni dinlemezler. Bakın mesela bir arkadaş bir gün bir örnek vermişti bana, diyordu ben çarşaf giymek istiyorum ama eğer çarşaf giyer isem insanlar ne yaparlar, insanlara ulaşamam. Çarşaflı olduğum için insanlara ulaşamam, insanlar senin dış görününe de hani ondan dolayı çarşaf giymiyorum, daha böyle normal davranıyorum. Bakın mesela üniversite ortamında da bu böyle. Şimdi sen git üniversiteye ve insanlara güya İslam'ı o şekilde anlatacaksın, bu düşüncede olanlar da var. Ne kadar onları etkileyebilirsin? Yani sen kalkıp onlara Allah'ın sevgisini anlatır iken, Allah'ın emirlerini anlatır iken seni başa açık gördüğü zaman onu ne kadar etkileyebilir bu durum? Yani dediğimiz gibi işte tesettürsüzlüğün, yani tesettürü kabul etmeme sebebi, yani bir kadın niçin örtünmek istemez? Sebepleri bunlardır. Bundan dolayı bir kadın örtünmek istemez. Buraya kadar hani işledik, konularımızı ele aldık. Allah razı olsun. Biraz programımızın sonuna geldik. Bize verilen sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya yeni bir konuyla tesettür mevzusuna devam etmek istiyoruz sizinle birlikte. Allah razı olsun. Sizlerle haftaya tekrar tesettür mevzusuna devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selametle.